Merhaba arkadaşlar. Son günlerde abonelerim ve takipçilerimden yoğun bir biçimde bir konuda soru almaya başladım. Konu şu, deniliyor ki yıllardan beri özel mülkümüz olarak adımıza kayıtlı, hiçbir engeli olmadan kullandığımız arazilerimizin kayıtlarına idare tarafından, orman idaresi tarafından ormandır şerhi konulmaya başlandı. Ve bu şerhlerle birlikte bu arazilerimizi kullanmakta, tasarruf etmekte, devretmekte büyük güçlükler yaşıyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Bu konuda bize yardımcı olur musun diye bir talep var. Bu konuyla ilgili genel bilgileri size aktarmaya başlamadan önce bir noktanın altını çizerek belirtmek istiyorum. Arazileriniz, yani adınıza kayıtlı yıllardan beri özel mülkünüz olarak kullandığınız arazilerinizin kayıtlarına daha sonra, yıllar sonra orman idaresi tarafından ormandır şerhi konulması uygulaması yeni bir uygulama değil. Bu uygulama yıllardan beri süre gelen, sürdürülen bir uygulama. Ya zaman zaman orman kanununda ve milli emlak genel tebliğlerinde bir takım değişiklikler yapılarak bu uygulama esnetilmeye, kişiler lehine, şahıslar lehine bir takım pratik çözüm üretilmeye çalışılsa da sorun temelinden çözülememiş ve bugüne kadar da uygulama devam ediyor. Peki, yıllardır adınıza kayıtlı, tapu sicillerinde, tapu kayıtlarında adınıza kayıtlı ve özel mülkünüz olarak kullandığınız bu taşınmaz mallarınıza yıllardan sonra ormandır şerhi konulmasının temel nedeni ne? Bunun hukuki teknik bir haklılığı var mı, bir geçerliliği var mı? Evet, bu konunun hukuki ve teknik bir takım gerekçeleri, nedenleri var. Ama temel neden şu, özellikle genel kadastro ile orman kadastrosu arasındaki uyumsuzluk bu sorunun ortaya çıkmasının temel nedeni. Şöyle ki, henüz daha orman kadastrosu yapılmamış olan bölgelerde genel kadastro yapılırken, o genel kadastro çalışmaları sırasında orman sınırları içinde olmasına ve orman vasfını kaybetmemiş olmasına rağmen bir kısım arazilerin orman sınırları dışına çıkartılarak orman değilmiş gibi şahıslar adına özel mülk olarak tespit ve tescili sağlandı. İşte genel kadastro çalışmaları ile birlikte şahıslar adına tespit ve tescili sağlanmış olan bu özel taşınmaz mallar zamanla yıllar sonra bir orman kadastrosu çalışması esnasında veya özel bir orman çalışması sırasında o yerlerin orman sınırları içerisinde kalan vasıf olarak da orman olma özelliğini kaybetmemiş yerler olduğu tespit edilirse o taşınmaz mallar sizin adınıza yani özel şahıslar adına kayıtlı olmasına rağmen kayıtlarına beyanlarına ormandır şerhi işlenir. İşte temel neden budur. Peki bu ormandır şerhi işlendikten sonra nelerle karşılaşılır? Özellikle taşınmaz mallarınızın yıllar sonra kayıtlarına ormandır şerhi işlenirken ya tamamı ya da bir kısmının orman olduğu belirtilir. Bu durumda da o taşınmaz malın kullanılmasında, ekilip biçilmesinde, üzerinde herhangi bir tesis ve yapının oluşturulmasında ya da o taşınmaz malın devredilmesinde büyük sıkıntılar yaşamaya başlarsınız. Çünkü orman olarak kabul edilen o alanda bir takım özel mülkiyet serbestliği içerisinde yapabileceğiniz şeyleri yapamaz hale gelirsiniz. Bu da doğal olarak sizin mülkiyet hakkınızı sınırlayan, engelleyen bir uygulamayı başlatmış olur. Böyle olunca doğal olarak o taşınmaz malın yıllardan beri özel mülk sahibi olarak sahibi olan insanlar, şahıslar büyük bir mağduriyet yaşamaya başladı. İşte bu yaşanılan mağduriyetlerin giderilmesi için bir çözüm yolu şu. Özellikle bu konuda Medeni Kanun'un 1007. maddesinde tapu sicilinin tutulmasından dolayı meydana gelen zararlardan devlet sorumludur hükmüne dayalı olarak bu tür bir zararı mağduriyeti yaşamış olan insanların mutlaka bu maddeye dayalı olarak zarar tazmini yani tazminat davası açma hakları var. Bu konuda Yargıtay'ın çok farklı zamanlarda karar altına almış olduğu birçok kararı var. Yani böylesi şerhler nedeniyle yaşanmış olan
mağduriyetin tazminatla giderilmesinin zorunlu olduğu ve bunun gerekli olduğu konusunda Yargıtay kararları var. Örnek olarak şunu söyleyebiliriz. Yargıtay 5. Hukuk Dairesi'nin 20'ye 10-2016 tarihi 2015'e 26.684 esas ve 2016'ya 14.435 karar sayılı kararına bakılarak bu konuda verilmiş olan kararı incelemek, değerlendirmek mümkün. Medeni Kanun'un 1007. maddesine göre açılacak olan tazminat davasının geçmişteki uygulaması ile günümüzdeki uygulaması arasında bir farklılık var. Özellikle eski Yargıtay kararlarında şunu çok net olarak görebiliriz. Önceden yani yıllar öncesinden 1007'ye dayalı olarak mal sahipleri mağduriyetlerinin giderilmesi için tazminat davaları açabilmeleri için bir temel koşul gerçekleşmiş olması gerekiyordu. O da şu, o şerhi koyan idare tapu iptal ve tescil davası açarak davayı kazanmış olmalı. Ondan sonra mal sahibi tazminat davası açabiliyordu. Fakat son uygulamalarda bu konuda Yargıtay'ın yeni kararlarıyla uygulamaya bir farklı biçim ortaya çıkarıldı. Uygulamada farklı bir biçim ortaya çıktı. O da şu, mal sahibi hem tazminat davasını hem de tapu iptal ve idare adına tescil davasını birlikte tek dava olarak açabilme hakkına sahip oldu. Böyle olunca mal sahiplerinin idarenin o taşınmaz malı tapu iptal davası açarak yıllarca beklemesine gerek kalmadan tazminat ile tapu iptal davasını birlikte açma hakkı doğmuş oldu. Böyle bir dava açma hakkı var. Onun için mal sahipleri bu iki hakkı birlikte tek davayla kullanabilirler. Şimdi bir de bu dava açılacağı zaman kimlerin hasım olacağı, yani davalı ve davacının kim olacağını bilmek açısından kısaca bir bilgi vereyim. Yalnızca tazminat davası açılmışsa davalı taraf hazinedir. Tazminatla birlikte tapu iptal tescil davası açılmışsa davalı taraf hazine ve orman genel müdürlüğüdür. İkisi birlikte değerlendirilmeli. Dava açmada zaman aşımı süresi şerhin konulduğu tarihten itibaren 10 yıldır. Yani o 10 yıllık süre içerisinde tazminat davası, tapu iptal davası açma hakkı vardır. Bu konuda sizlerden gelecek olan farklı soruları farklı biçimleriyle değerlendirip, farklı yargı kararlarıyla kıyaslayarak size bilgi aktarmaya devam edebiliriz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.